Öncelikle hayırlı cumalar. Bir söz vardır. Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü derler. Mübarek cuma günü bize kutuyu açtıracaklar. Aslında biz Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuyu konuşsun, görüşsün dedik ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hakim irade bu Konunun görüşülmesinden anlaşılan o kiraz. Değerli arkadaşlar, biz kutuyu açtık. Bundan sonrası artık kutunun içinden çıkacaklardan kimin rahatsız olacağıyla ilgili. Türkiye'nin son günlerde yoğun gündemini oluşturan belgelerin orijinallerinin olduğu kutumuz burada. Evet. Şöyle sırayla tek tek göreceğiz hepsini. Ne varmış? Ne varmış bu kutunun içerisinde? Şimdi tek tek hepsine sırayla bakacağız. Değerli basın mensupları isterseniz önce şöyle bir son dört gün ne oldu? Kısa bir hatırlayalım. Salı günü Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Grup konuşmasında para transferini belgeleriyle açıkladı. Bir para transferi trafiği belgelerini kürsüden açıkladı, gösterdi. Neydi bu? Bir şirket var bir tarafında Belvey Limited şirketi. Belvey Limited bir offshore adasında kurulmuş. Man Adası diye adını bile bizim o zaman öğrendiğimiz bir adada kurulmuş naylon şirket. Bunu unutmayın. Naylon şirket. Niye? Çünkü bir sterlin bir sterlin sermayeli bir şirket. Yani Türk parasıyla söylüyorum 5 lira. Şirketin sermayesi 5 lira. Buradan şirketin kurulduğu adaya gitmeye kalksanız o parayla dolmuşa binecek kadar dolmuşa binmeye yetecek para değil. Şirketin sermayesi. Buradan sizi havaalanına götürecek para değil şirketin sermayesi düşünün. Peki bu şirketin yaptığı para transferinin öbür tarafında kim var? Önemli. Bugün Cumhurbaşkanlığı makamında oturan AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eniştesi Ziya İlgen Kardeşi Mustafa Erdoğan. Dünürü Osman Ketenci. Eski Özel Kalem Müdürü Mustafa Gündoğan değil diyorlar. Girsinler internete görürler. Ve oğlu Ahmet Burak Erdoğan. Salı günü bu para trafiğini anlattı. Belgelerle sayın genel başkanımız. Çarşamba günü dedik ki gelin bir meclis araştırması yapalım. Ben parti meclisi sırasında yaptığım toplantıda söyledim. Grup başkan vekillerimiz meclis araştırma önergesi verdiler. Meclise bu belgeleri verelim ve bütün bu trafiğin altını üstünü inceleyelim. Kim yalan söylüyor, kim doğru söylüyor, ne olmuş, kim ne almış işaretleyelim tek tek. Sonra perşembe günü, dün yani üçüncü gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclis araştırma önergesi talebimiz AK Partili milletvekillerinin oyuyla parmak hesabıyla reddedildi. Yani parmak hesabı vicdan hesabına hakim geldi. Dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde parmak hesabı vicdan hesabına hakim geldi. Şimdi bugün cuma. Hani diyorlardı ya niye paylaşmıyorsunuz? Ne oluyor? E paylaşacağız durun. Önce bir milletvekilleri görsün dedik. Bir milletvekilleri baksın buna. Burada konuşalım. Demediler. Şimdi milletle paylaşıyoruz. Paylaşacağız. Size biraz sonra gösterdiğim bu belgeleri biraz önce gördüğünüz dosyaların tamamını sizlere dağıtacağız. Değerli arkadaşlar. Demek ki ne yaptığımızı biliyoruz. Bakın adım adım Size yol haritasını anlattım. Salı günü, Çarşamba günü, Perşembe günü bugün de belgeleri dağıtıyoruz. Orjinallerini de sizlerle paylaşacağız. Şimdi bu dört gün içinde ne dediler hatırlayalım. Büyük bir gürültü koptu, büyük bir infial her zaman yaptıkları gibi muhalefeti susturmak, konuşanları korkutmak için büyük bir medya ordusuyla ve psikolojik bir saldırıyla Boğuntuya getirmeye çalıştılar ama getiremeyecekler. Bizi susturmaya güçleri yetmeyecek. Sayın Erdoğan bizi susturmaya gücün yetmeyecek. Bütün dünyanın imkanlarını kullansan ve üzerimize gelsen de bizi susturmaya gücün yetmeyecek. Gerçeğin gücü her şeyin üzerindedir. Şimdi önce dediler ki bu belgeler sahte. Şimdi göreceğiz. Sahte dedikleri belgeleri. Sonra ticari ilişki var dediler. Ona da bakacağız nasıl bir ticari ilişki. Ondan sonra aslında çarşamba günü AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan çok açık bir şey söyledi. Dedi ki bu dedi şirket satışı karşılığı aldıkları para dedi. Ne güzel kendi söyledi. Bu yakınlarım dedi. Şirket sattılar. Karşılığında bunu aldılar. Şimdi onu da göreceğiz. Ne olmuş bakalım. Nasıl bir ticaretmiş bu ticaret. Şimdi değerli arkadaşlar. Önce olayı bir hatırlayalım. Bakın. Şöyle şunları şuraya alalım. Olayı bir hatırlayalım. Man Adası'nda bir şirket kuruluyor. Naylon şirket. Şirketin ana sözleşmesi burada. Kuruluş senedi. Bunu vereceğim size biraz sonra. Fotoğrafını çekin. Şirketin ana sözleşmesi burada. Ne zaman kurulmuş şirket? 2 Ağustos 2011 tarihinde. 2 Ağustos 2011 tarihinde bir sterlin bir sterlin sermayeli bir şirket Man Adası'nda kurulmuş. 5 lira yani Türk parasıyla 5 lira. 5 bin lira 5 milyon lira değil 5 lira dikkat edin dolmuş parası. O sermayeli bir şirket. Ondan sonra bu şirketin sahibi kim? Hemen sahibini de gösterelim. Hisse senedi burada. Şirketin sahibi Sıtkı Ayhan. Bakın. Hisse senedi görülüyor değil mi arkadaşlar? Bir hissesi var, bir sterlin, bir ortağı var, hepsi bu şirketin. Vatandaşlarımız anlasın böyle bir şirket Türkiye'de kurdururlar mı adama? Bir ortaklı, bir hisseli, hisse bedeli bir sterlin, hepsi bir. Başka bir şey yok. 5 lira yani 5 lira Türk parasıyla. Şirketin ortağı bu. Sonra Sıtkı Ayhan şirketi ne zaman kurmuş, kurdurmuştu? 2 Ağustos tarihinde kurdurmuştu. Sonra Sıtkı Ayhan'a bakıyoruz. Evet. Bu hissesini bu hissesini iki buçuk ay üzerinde tutmuş. Güya kayden öyle gözüküyor. Burada yazan o. 15 Kasım 2011 tarihinde Kazım Öztaş diye birisine devretmiş. 15 Kasım yani iki buçuk ay sonra hisseyi Sıtkı Ayhan Kazım Öztaş'a devretmiş. Senaryonun isimleri bunlar. Bu isimler üzerinde yürüyen bir süreç. Kaça devretmiş? Bir sterline devretmiş. Kaç hisse? Hepsi bir hisse. Yani onun yerine bir başka ortak gelmiş. Yine bir sterlinlik şirket bu sefer Kazım Öztaş'ın ortağı olduğu şirket olarak devam ediyor. İşte burada da burada da Kazım Öztaş hisse senedi. Şimdi değerli arkadaşlar. Tablo şudur. Burada evet. 15 Kasım 2011 yılında Kasım Kazım Öztaş'a şirket devredilmiş. Bir ay sonra yani 15 Aralık 2011 tarihinden itibaren o söylenen para trafiği başlamış. Bir ay sonra, bir ay içerisinde bu para trafiği başlamış ve 15 Aralık 2011 tarihi ile 4 Ocak 2012 tarihleri arasında kaç gün var? 20 gün var. 20 gün içerisinde bunlar arasında 15 milyon dolarlık bir para trafiği var. 20 günde 15 milyon dolar. Şirketi kuruyorsun. İki buçuk ay sonra birine devrediyorsun. Bir sterlin. Bir ay sonra devraldığın kişiyle bir para trafiği başlıyor. 15 milyon dolar para trafiği 20 gün içerisinde bu 15 milyon dolar para ödeniyor. Dikkat edin. Burada şuraya alalım. Evet. Şimdi biz bunları açıkladık, olayı hatırladık. Böyle bir para trafiği var. Kimlerin arasında olduğunu da anlattık. Şimdi bize dediler ki bu belgeler sahte. Hala diyorlar şimdi sabah yine haberleri dinledim. Sahte demişler. Sahte dedikleri dekontlar. Hani dekontlar diyor ya şimdi sırayla. Sırayla. Şu sırayla hiç telaş etmeyin. Mustafa Erdoğan 1 milyon 250 bin dolarlık dekont. Aslı dekontun. Bu mu sahte? Bu mu sahte? Bitmedi. Bitmedi. Ziya İlgen. 1 milyon 250 bin liralık dekont. Bu mu sahte? Aslı. Dekontun aslı. Bunlar mı sahte? Ahmet Burak Erdoğan. 1 milyon 450 bin liralık dolarlık 1 milyon bin dolarlık dekont. Bu mu sahte? Yuvarlak için aldım ismi. Herkes görsün. Şimdi fotokopilerini hepinize vereceğim bunların. Ahmet Burak Erdoğan. 2 milyon 300 bin dolarlık dekont. Banka dekontu. Orijinali. Bu mu sahte? Mustafa Gündoğan 1 milyon 250 bin dolarlık dekont bu mu sahte? Hani sahteydi? Hani sahteydi? Osman Ketenci dünürü 1 milyon 250 bin dolarlık dekont. Bu mu sahte? Osman Ketenci yine. Bu da mı sahte? 1 milyon dolarlık dekont. Bu da mı sahte? Hangisi sahte? Mustafa Gündoğan. 250 bin dolarlık dekont. Bu mu sahte? Mustafa Erdoğan iki buçuk milyon dolarlık dekont. Bu da mı sahte? <laughs> Ve son olarak Ziya İlgen enişte. Hani o meşhur darbeyi bildiren enişte yine. iki buçuk milyon dolarlık dekont. Bu mu sahte? Hangisi sahte? Bunların tamamı <laughs> orijinal belgeler, orijinal belgeler. Hepsi orijinal belge. Hepsi orijinal belge. Şimdi bu orijinal belgelerin tamamını size dağıtacağım. Kamuoyuyla da paylaşacağız. Değerli arkadaşlar. derler Çekemediyseniz bir daha göstereyim. Çekin çekin arkadaşlar. Çekin. Hiç telaş etmeyin. Dağıtacağım zaten. Telaş edecek bir şey yok. Herkese yetecek zamanımız var. Herkese verecek cevabımız var. Hiç kimse telaş etmesin telaşı bu ilişkiler bir yerlere uzanırsa o ilişkilerin tarafında birileri bir şey yaptıysa onlar etsinler. Şimdi bunlara gürültü patırtı sahte diye sivit mesajları paraların hareketini gösteren bunları tek tek zamanınızı almayacağım işte. Bunları da dağıtacağım size. Para geliyor. Para gidiyor yurt dışına ondan sonra tekrar dönüyor. Bütün hareketler burada yazıyor. Vereceğim size bakacaksınız tek tek. Uluslararası para trafiğindeki sivit mesajların evrakları da burada. Şimdi biz bunları anlattık. Kıyameti kopardılar. Niye? Çünkü telaş ediyorlar. Sahte dediler. Şunu biliniz. Sahte diyenlere sesleniyorum. Şunu biliniz. Biz sahte işi bilmeyiz. Ama offshore adalarında iş tutmayı becerenler sahte işlemlerin nasıl yapılacağını çok iyi bilirler. Onu biz bilmeyiz. Biz bilmediğimiz için biz yapmaya kalksak ayağımıza dolaşır. Onun için biz çok açık, net her şeyi şeffaf kamuoyla paylaşıyoruz. Tabi bu süreçte burada şu belgeleri şöyle aman ha karışmasın. Sahte dediler, sahte iddiası çöktü burada. Savcılık da istiyormuş, vereceğiz savcılığa. Öyle dediler, haberlere düştü savcılık istemiş sahte diye vereceğiz savcılığa. Onlar da baksınlar, orijinallerini vereceğiz. Şimdi, dediler ki şirket satışı için verildi bunlar canım. Tamam bunlar var ama şirket satışı. Nasıl bir şirket satışı? Nasıl bir şirket satışı? Yani kim söyledi? AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan söyledi. Akrabalarım, yakınlarım şirketlerini sattılar. Karşılığında ne güzel, iyi. Biz sadece para gitti mi diye konuşurken para geldi diyor. Para şirketleri sattılar diyor. Ha aman ha. E daha vahimmiş ya. Şimdi o zaman şu sorunun cevabını vermek zorundasınız. Hangi şirketi sattılar? Birinci soru. Satılan şirketin adı ne? Hangi şirketi sattılar? 15 milyon dolar bu dekontlardaki paranın toplamı. Hangi şirketi sattılar? Birinci soru. İkinci soru. Bu şirketin ortakları kim? Bu sattıkları şirketin ortaklarını çıkarın. Kamuoyu bilecek. Bilme hakkı var kamuoyunun. Üçüncüsü, sermayesi ne kadar bu şirketin? Sattıkları şirketin, hani şirket sattılar diyor ya Sayın Erdoğan. Kaç lirası sermayeli şirketmiş ki bu? 15 milyon dolara satılmış. Kim almış? Bir sterlin sermayesi olan bir şirket almış. Bu şirketin bilançosu ne? Bir çıkarın bakalım bilançosunu görelim. Bu şirketin varlıkları ne? 15 milyon edecek hangi varlığı var bu şirketin? Nasıl satmışsınız bunu? Bunları bir kamuoyunun bilme hakkı var. Şirket sattı diyorlar. Devir senetleri nerede? Çıkarın bir bakalım devir senetlerini bir konuşalım. O devir senetleri üzerinden konuşalım. Kim almış, kim satmış, kim varmış bu ticaretin içerisinde? Ne vermiş? Şirket demek bir şey ifade etmiyor işte. Şirket Buna da şirket diyorlar. Ne dedim? Dolmuş parası etmez şirketin sermayesi. Manadasında kuruluyor. Bırakın uçakla Manadasına gitmek için uçak biletinin parası havaalanına gidecek taksi parasından daha az bir sermayeyle kurulmuş şirket. E şimdi siz buna diyor şirketini sattı diyor. Bu şirkete sattı diyor şeyi. Kendi şirketini yakınlarım, akrabam, teallukatım bunlara sattı diyor. O zaman o satılan şirketin devir senetleri nerede? Ne zaman kurulmuş o şirket? Ne zaman kurdunuz bir bilelim? Ne kadar faaliyet yürütmüş? Ne kadar para kazanmış? Kazancı neymiş? Bereketli bir şey miymiş? Ne kadar kazanmış? Ona bir bakalım. Ne kadar vergi ödemiş? Bunlara bir bakalım. Vergi ne vergisi ödemiş? Beyannameleri neymiş? Bir, bir görelim. Nasıl kıymetli bir şirketmiş? Satılan şirket bu değere nasıl ulaşmış? Bir bunlara bakalım. Bitmedi daha. Yani Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bu soruları sorma fırsatı verdi. Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Bu para transferinin sebebini kendi pencerelerinden izah etmeye kalktı bir şirket satışından bahsetti. Biz bir şirket satışı bilmiyorduk. Erdoğan sayesinde öğrendik. Şimdi bakacağız. Bunu konuşacağız. Bu şirket satışı gürültüyle üstü örtülecek bir mesele değildir. Ha gelelim şu ticaret meselesine. Hani dediler ya. Grup başkan vekilleri de dedi bu ticaret. E bu nasıl ticaret? Bu nasıl ticaret? Bir sterlinlik şirket 15 milyonluk ödeme bunun adı ticaret. Bu nasıl ticaret? Şimdi vatandaşlara soruyorum. Vatandaşlara vicdanı olan makul ak, bütün vatandaşlara soruyorum. Bunun için hesap kitap bilmeye gerek yok. Üniversite diploması almaya gerek yok. İki şirketi karşılaştıralım. Şimdi Belvey Limited biraz önce başta söylediğim bir poundluk bir sterlinlik şirket. Türk parasıyla karşılığı ne kadar bunun? 5 lira. Yuvarlak hesap. Yani 5 lira bu şirketin bütün varlığı. Asıl asıl şirketin sermayesi. 5 lira. Bu şirket ne para ödüyor? 15 milyon dolar ödüyor. Ne kadar zamanda? Şirketi Kazım Östaş alıyor 20 gün içerisinde ödüyor. Kuruluşundan 4,5 ay sonra bu şirket 15 milyon dolar ödüyor. 15 milyon dolar ne yapar? Yuvarlak hesap 60 milyon lira. Eskinin 60 trilyon lirası. Yani bu şu demektir. 5 milyon lirası olan bir şirket 60 milyon lirası olan bir şirketi 5 lira affedersiniz... Ben bile yani benim bile aklım almıyor ki dilim sürçüyor. Yani böyle bir orantısızlığı düzeltiyorum. 5 lirası olan bir şirket 60 milyon liralık bir şirketi alıyor. Para ödüyor. 60 milyon lira ödeyip alıyor bunu. Var öyle bir şirket. Alıyor. Yetmedi daha. Bu 60 milyonluk şirketi alıyor. 60 milyonluk değeri olan söylenen ticarete göre bu şirket de cebinde 5 lirası olan bu şirkete güvenip onunla ticaret yapıyor. Böyle bir ticaret olur mu arkadaşlar? Bu şuna benziyor. Yani sokakta cebinde 5 liradan başka hiçbir şey olmayan 5 lirayla gezen birisine elinizdeki 60 milyon liralık mücevher çantasını teslim ediyorsunuz emanet ediyorsunuz. Edebilir misiniz? Edebilir misiniz? Yani bu normal ve makul bir şirket mi? O şirketin de kurulduğu yer Türkiye değil. Kayıtları burada değil. Şirket adını bile bilmediğimiz bir yerde kurulmuş bir adada, küçük bir ada, bir caddeden ibaret ada ve herkes biliyor ki o ada karanlık işler yapanların şirket kurup karanlık işlerini o şirketler üzerinden yürüttükleri yerler. Bu tip adalar, offshore adaları işte. Offshore cennetleri. Hani daha önce de çıktı ya başka yerlerde. Bu da onlardan bir tanesi. Şimdi başka sorulacak soru var. Kazım Östaş kimdir? Kazım Östaş bu şirketi aldıktan Sıtkı Ayhan önce kuruyor. Kazım Östaş'a satıyor. Kazım Östaş bu şirketi aldıktan sonra 20 gün içerisinde 15 milyon dolar ödemeyi gücüne nasıl ulaşmıştır? 60 milyon lirayı, 60 trilyon lirayı 20 gün içerisinde nasıl denkleştirebilmiştir? Transferden sonra Belvey'in eski ve yeni ortakları yani Sıtkı Ayhan, Kazım Östaş, bunların ortakları başka ne işler yapmışlar? Şimdi kamuoyu bunları merak ediyor, bunlar konuşulacak önümüzdeki günlerde. Bunlar bugüne kadar Kazım Öztaş ne kadar vergi ödemiş? Ne kadar kazanç elde etmiş? Geliri ne? Varlığı ne bu kadar parayı şirketi almış ve ödeyebilmiş? Kime ödemiş? Hadi desen ki kendi ailesi arasında laf olsun diye ya ödemediler ama ödemiş gibi yaptılar bunu banka arasında dese öyle değil. Öyle değil. O dönemin başbakanının bugünkü AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanlığı makamını işgal eden Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarına, akrabalarına ödemiş. Çocuk oyuncağı değil bu. Böyle gayri ciddi geçiştirilebilecek oluversin canım diyecek bir iş değil. Ciddi bir iş. Dünyanın her ciddi ülkesinde bu işin üzerine resmi kurumlar gider. Gider. Şimdi o yüzden bu bir basit ticari ilişki değildir. Eskiden okunmuş bir dolarları öğrenmiştik. FETÖ darbesinden sonra okunmuş bir dolarlar vardı. Şimdi sihirli bir sterlinler ortaya çıktı. Okunmuş bir dolarlardan sihirli bir sterlinler devrine geçtik. Bu nasıl bir keramet? Herkes ister böyle bir, bir sterlin olsun. Beş lira değerinde bir para... 150 milyon, 15 milyon dolarlık yani 60 milyon liralık bir serveti alıyor, takla attırıyor, dönüştürüyor, parayı ödüyor. Ya böyle bir şey olur mu? Buna, buna kim inanır? Kim? Kim inanır? Bu normal bir ticaret mi? Herkes biliyor ki burada mide bulandıran bir şey var. E şimdi biz bunu söylediğimiz zaman kıyamet koptu. Sahteydi mesela işte her şey çıktı meydana. Sahte değil. Her şey meydanda. O anlaşılması makul normal ahlaki ölçülerde izahı mümkün olmayan bir ilişki. Böyle bir ilişki karşınıza çıktığında insanın ilk aklına ne gelir? Makul ortalama her insanın ilk aklına iki tane şey gelir. Bu vardır ya da yoktur bilmiyoruz. Önümüzdeki günlerde göreceğiz. Daha bu hamur çok su kaldıracak. Çok konuşacağız bunu. Ama insanın aklına iki şey gelir. Birincisi kara para aklama gelir. Vardır ya da yoktur bilmiyorum. Bakacağız, konuşulacak. Ya da vergiden kaçınma, vergi ödememe, vergi kaçırma gelir. Şimdi ne demek kara para aklama? Kara para aklamayı ben söylemiyorum. Kara para aklamayı Masak Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun sayfasına girin. Gayri yasal gelirleri kılıfına uydurup yasal hale getirme yöntemi diyor. Yani işin özeti bu anlayacağımız. Gayri yasal gelirleri, kanun dışı elde edilmiş gelirleri kitabına uydurup kanuna uygun hale getirme işi diyor. Budur. Maliye Bakanlığı'nın MASAK, Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun sitesinde tarif şekli, yani bu cümleleri tarif etmiyor da, bunun en anlaşılır tarifi bu. Bununla ilgili bir sürü yöntem saymış, saydığı yöntemlerden birisi de bu. Diyor ki, siz çıkarsınız, paravan bir şirket kurarsınız. Özellikle bu şirketlerde böyle bunun gibi kimsenin bilmediği offshore cenneti sayılan adalarda kurulur. Bu adalarda bu şirketler üzerinden bu paraları saklayarak sistemin içine sokarsınız. E bunu herkes bilir. Vergi müfettişleri bilir. Maliye suçlar araştırma büroları bilir. Herkes bilir. E şimdi bunu kurduğu zaman devlet bu para hareketini gördüğü zaman devlet hemen harekete geçer duyargalar kalkar. Ha burada bir şey var der. Şimdi bakalım bugüne kadar geçmemiş anlaşılan bugünden sonra nasıl geçecek? Şimdi tabii bu arkadaşlarımızın ada hassasiyetini biliyoruz. Daha önce Sayın Başbakan'ın çocuklarının offshore adalarında hesapları çıkmıştı. Şimdi bu offshore adalarında hesabı olan bu şirket üzerindeki para transferlerinin belgelerini koyduk, orijinal belgelerini. Bu ada hassasiyetini biliyoruz ama bir şeye üzülüyoruz. Hükümetten, Recep Tayyip Erdoğan'dan, Bin Ali Yıldırım'dan, AK Parti yöneticilerinden aynı ada hassasiyetini gözümüzün önünde Yunanistan'ın işgal ettiği Ege adalarında da göstermesini bekliyoruz. Ege'deki Türk adalarında da aynı hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz. Ege'deki Türk adaları birer birer işgal edilirken sesini çıkarmayanlar, ada hassasiyeti konusunda offshore adaları, offshore cennetleri söz konusu olduğunda maalesef bayağı bir hünerbazlar bu iş ortaya çıktı. Şimdi bakın 2006 yılında vergi usul kanununda bir değişiklik yaptılar. 30. maddesinin 7. fıkrası. Dediler ki bu tür offshore cennetlerinden getirilen paralar, vergisiz kazançlar, bu tip aklama işlerinde kullanılıyor. Bunlar Türkiye'ye geldiğinde bunlara yüzde 30 kurumlar vergisi alacağız, ek vergi alacağız dediler. Ancak dediler, biz bu adaların ne olduğunu bilemeyiz kanunda. Kanun bunu sayamaz. Bunu Bakanlar Kurulu tespit etsin, bir karar versin. Offshore adaları hangilerse bu vergi cennetleri, Bunları Bakanlar Kurulu her sene kararname çıkarsın. Bakanlar Kurulu kararına göre biz buralardan vergi alalım. Ne zaman dedi bunu kanun? 2006 yılında. Kaç sene geçti? 11 sene. Yıl 2017. Çıktı mı? Çıkmadı hala. Niye? Bulamıyorlar. Bulamıyorlar. Çocuklarına şirket kurdururken o adaları hemen buluyorlar. El avuçların içindeki gibi, koydukları gibi buluyorlar. Para transferleri, şirket alışverişleri yaparken buluyorlar. E bulmuşlar işte. Bir sterlinlik şirket orada kurulmuş, o şirket üzerinden paralar alınmış, o zaman buluyorlar. Bir sterlinlik şirkete 15 milyonluk şirketimizi sattık derken oraları buluyorlar. O adalarda kurulmuş. Ama Devletin vergi alması söz konusu olduğunda, milletin vergi alması söz konusu olduğunda, bu memleketin fakir fukara yoksulunun devlet hizmetlerinden yararlanması için devletin kasasına para girmesi söz konusu olduğunda o adaları gözleri görmüyor. Yok öyle bir ada onların gözünde. Değerli arkadaşlar böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde, kurumları oturmuş hiçbir ülkesinde, aklı başında hiçbir ülkesinde bu ilişkiler bu kadar bedavaya geçiştirilemez. Bu kadar açık. Bunları sizin öyle kuru gürültülerinize pabuç bırakmayacağız. Bunları sizin kuru gürültünüzle milletten saklamanıza fırsat vermeyeceğiz. Ortada mide bulandıran bir ilişki vardır. Ortada Milletin vicdanını yaralayan bir ilişki vardır. Bu çok açıktır. Bu belgeleri kamuoyuyla paylaştık, paylaşıyoruz. Sizlerle paylaşacağız. Orijinallerini savcılığa vereceğiz. Kutuyu açtık. Söyleyeceğiz, söyledik ama tekrar kapattık. Zannetmeyin ki kutuyu tamamen kapattık. Daha yeni kutular gelir, daha yeni kutular açılır. Yeter ki kutuyu açacak şeyleri kutuların içine koymayın.

sahte bir şirket alım satılımı. Bu para yani nasıl gidiyor ve tekrar Türkiye'ye geliyor. Sizdeki belgeler gelişimde gerçekleşiyor gösteriyor mu? Şimdi Cumhurbaşkanı gelen para diyor. Bütün, gidin, bütün, pa bütün diyor. para hareketlerinin e, burada e, görülen belgeler ee, o şirket nasıl bir şirket satıldı? Sadece şirket sattılar dedi. Şimdi bekliyoruz şirket sattılar diyen Sayın Erdoğan'dı. Biraz önce soruları sordum. Hangi şirketi satmışlar? Onları da bilelim sonra üzerine konuşuruz. Cevabı bekliyoruz şimdi. Evet teşekkür ederiz arkadaşlar. Buyurun. Hem çıkmış hem gelmiş arkadaşlar. Hem çıkan var hem gelen var. Yani bir para trafiği var.